Elhamdülillah. Vessalatu vesselamu ala Resulillah. Esselamu aleyküm ve rahmetullah. Sevgili kardeşler, ezan okununcaya kadar daha önce yaptığımız gibi imani konuları ele almak ve bildiğiniz bazı hakikatleri hatırlatmak, belki tek tük bilmediğimiz bazı şeyleri varsa onları da hafızamıza nakşetmek üzere vakitlerimizi değerlendirmeye çalışacağız. Bugün cuma saatine kadar peygamberlerimize iman konusunu gündeme getirmeye çalışacağım. Peygamberlerimiz tabirini dilimize alıştırmamız icap ediyor. Sanki Muhammed Aleyhisselam bizim peygamberimiz, diğer peygamberler başkalarının peygamberleri. Onlar sanki bizim peygamberimiz değil gibi böyle bir ayrım yapar tarzda ifade ediyoruz ki bu yanlıştır. Bakara suresinin son ayetlerinde ki Amener Resulü diye bilinen o ayetlerde hepinizin hatırladığı gibi estağfirullah la nüferriku beyne ahadin min rusuli. Biz peygamberler arasını ayrım yapmayız. Aralarında fark gözetmeyiz diye Allah'a söz veriyoruz. Yani ne İsa aleyhisselam Hristiyanların peygamberidir, ne Musa aleyhisselam Yahudilerin peygamberidir. Hepsi İslam peygamberidir, hepsi bizim peygamberimizdir. Salat ve selam hepsinin üzerine olsun. İşte bugün peygamberlik müessesesi hakkında, peygamberlere nasıl iman etmemiz icap ettiği hususunda bazı hatırlatmalarda bulunacağım inşallah. Peygamberlerin iki özelliği, iki sıfatı vardır. Kur'an-ı Kerim'de bazen biri, bazen diğeri kullanılır. Bazen de her ikisi kullanılır. Birisi Nebi, birisi Resul olarak isimlendirilmeleri. Yani bir yönüyle nübüvvet, bir yeni yönüyle de Risalet, peygamberlerimizin temel özelliklerindendir. Nübüvvet, bir peygamberin Allah'la ilişkisini ifade eder. Risalet de insanlara karşı görevini ifade eder. Yani her peygamber hem nebidir hem rasuldür. Yani nebidir, Allah'tan vahiy alır, Allah'la iletişimi söz konusudur. Rasuldür, Allah'tan aldığı vahyi insanlara tebliğ eder, duyurur. Klasik bazı anlayışlarda yer yer kitaplara geçmiş şekliyle kendilerine kitap ve şeriat gönderilen peygamberlere Resul, daha önceki kitapla ve şeriatla hükmeden peygambere de Nebidir diye tanımlanması Kur'an'a uygun değildir. Aynı zamanda bu sahte peygamberlere de kapı açmaktadır. Peygamberimizin Hatemen Nebiyyin olduğunu ifade eden ayete güya ters düşmemek için sahte peygamberliğini ilan eden sahtekarların ben son nebi değilim, son resulüm demeleri bunu istismar etmek amacını güder. O yüzden nebi de resul de artık sona ermiştir. Bundan sonra Muhammed Aleyhisselam'dan sonra nebi de resul de gelmeyecektir. Demek ki her peygamber hem nebi hem resuldür. Türkçede peygamber diye ifade ettiğimiz kelime Farsçadan dilimize geçmiş. Nebi kelimesinin tercümesidir. Haber veren, haberci anlamına gelir. Evet. Peygamberlerimizin özelliklerini Kur'an'dan yola çıkarak
gündemleştirirsek, bütün peygamberlerimiz insanları tevhide, Allah'ın zatında, sıfatlarında, isimlerinde bir olması ve onun hiçbir ortağının, hiçbir yardımcısının bulunmadığı, şirk koşmanın ebedi cehennemlik olacağını hatırlatma noktasında ortaktırlar. Bütün peygamberler insanları tevhide davet ederler, Allah'a çağırırlar, kurtuluşun Allah'ın yolunda olduğunu, sırat-ı müstakim denilen dosdoğru yolun Allah'ın kitabıyla ümmetlere bildirdiği yol olduğunu belirtirler. Yine peygamberler müjdeci ve uyarıcıdırlar. Yani beşir ve nezirdirler. İnsanları itaat ettiklerinde cennetle müjdelerler. İsyan ederlerse Allah'ın azabıyla onları tehdit ederler, uyarırlar. Yine bütün peygamberler insanlardan hiçbir ecir, ücret istemezler. Anlattıkları din karşılığında insanlara rehberlik yapıp yol göstermeleri neticesinde insanlardan herhangi bir bekleyiş, bir menfaat, bir onların kendilerine verecekleri bir ücret istemezler ve verilmiş olsa da kabul etmezler. Ve ma es'elukum aleyhi min ecr in ecriye illa ala rabbil alemin. Peygamberlerin ortak sözlerinden biridir bu. Ben sizden hiçbir ücret istemiyorum. Benim ücretim alemlerin Rabbi Allah'a aittir denmesi. Yani menfaatçi, dinden geçinen, din tüccarı değildir peygamberlerimizin hiçbiri. Yine onlar insanları en güzel ahlaka davet ederler. Allah'ın kitabıyla çerçevesi çizilmiş olan güzel ahlakı, adaleti, din ve dünya işlerine ait problemlerinin çözümünü kitaba yönelterek kurtuluşun orada olduğunu insanlara bildirirler. Bütün peygamberlerimiz Allah'ın emirlerini insanlara atmadan, katmadan olduğu gibi tebliğ ederler. Herhangi bir ilave yapmak, dinden olmayan bir şeyi dine katmak peygamberlerin de yetkisinde değildir ve hiçbir peygamberimiz böyle bir şey yapmamıştır. Peygamberlik malum çalışarak, çabalayarak, gayret ederek ulaşılacak bir mertebe değildir. Allah bazı insanları peygamber olarak seçer. Yoksa özel bir gayretle kendi kendine bir kimsenin öyle bir mertebeye ulaşması söz konusu olmaz. Tabi Allah da insanların içerisinden kimi seçeceğini en iyi bilir ve o peygamberlerimiz insanların en akıllılarından, çocukluklarında, gençliklerinde bile şirk işlemeyen, Allah'a açıkça isyan edip büyük günahlar yapmayan, işledikleri hatalarda da ısrar etmeyen insanlardır. Evet. İnsanlar seçmeye kalksaydı bugünkü politikacılar gibi seçtikleri insanlarda çok ciddi yanılgılar içinde olurlardı. Söz gelimi Amerika başkanını Amerika halkı seçti. Bir taraftan da beğenmeyecek protestolar vesaireler yapıyorlar. Hem demokrasiyi kutsallaştırıyorlar, kim seçilirse ona razıyız havası, hem de böyle halkın seçtiğini kabul etmemek gibi
kendi putlarını yemeye kalkmaları söz konusu. İnsanlar seçseydi futbolculardan, artistlerden, sanatçılardan, meşhur kimselerden birilerini seçmeye kalkarlardı. Allah'ın seçtiği insanlarsa, tekrar edelim, en ahlaklı, en dürüst, hiç yalan söylemeyen, tümüyle güvenilir, Allah'a en yakın, insanlara en güzel şekilde yaklaşan o güzelim insanlar olarak karşımıza çıkıyor. Evet. Bütün peygamberlerimiz ortak olarak yine örnek şahsiyetlerdir. Başkalarını örnek alan, başkalarının yolundan giden değil, Allah'ın izniyle kendilerine itaat edilen örnek şahsiyetlerdir. Onların örnekliğini Kur'an-ı Kerim nice ayetlerle vurgular. Bizim de herhangi bir problemimiz, çözülmesi gereken sorunlarımız olduğunda hangi peygamberimizin hangi durumda bize benzeyen bir tavır içinde olduğunda ne yaptıysa onu yapmamız Kur'an'ın peygamberlerimizin özelliklerini anlatmasındaki hikmete en uygun olan durumdur. Yine bütün peygamberlerimiz dünya ahiret dengesini sağlamak açısından uyarılarda bulunmuştur. Dünya ahiret dengesi demek %50 dünya, %50 ahiret için çalışmak demek değildir. Ahireti öne çıkartmak, orada daha ebedi kalacağımızı, esas yaşayacağımız yerin orası olduğunu tüm tavsiyeleriyle bildirmek, bunun yanında dünyayı da tümüyle terk etmemek, yönetimi zalim ve kafirlere, her türlü yaşayışta numune olacak şekilde zalim ve zenginlere dünyayı bırakmamak, bir lokma bir hırka gibi bir anlayışı kabullenmemek, dünyayı da ahiret ölçeği içerisinde güzelleştirmek, işte dünya ve ahiret dengesi demektir. Bütün peygamberlerimiz bunu sağlamaya çalışırlar. Fıtrata uygun olan gerçek yaşayışı, dini insanlara ulaştırırlar. Doğru kuralları öğretirler. İnsanların dünyada da ahirette de Allah'ın rızasına erip güzelliklere ulaşması için bütün güçlerini sarf ederler. Evet, sadece nutuk atan, sözle insanlara doğruyu gösteren kişiler değildir peygamberlerimiz. Bizzat Allah'ın emirlerini hayata geçiren, yaşayan, örnek bir şekilde ilahi kuralları nasıl uygulanacağını göstermek ve kendileri de Allah'a hakkıyla kulluk yapmak için teori planında kalmayıp bunları amele yansıtan insanlardır. Peygamberlerimizin tümü önder kişilerdir, rehberdirler, liderdirler. Kendilerinden, içlerinden çıktığı toplumun problemlerine tümüyle bilgâne kalmayan, onları çözüme ulaştıran, onlara liderlik yapma durumunda şahsiyetlerdir. Yani başka birisinin emrine giren, başka bir görevlinin, başka bir devlet adamının yardımcısı olacak bir konumda olan şahıslar değillerdir. Allah'ın izniyle Allah'ın hükümlerini bir lider olarak topluma hakim kılmaya, yaşatmaya çalışan şahsiyetlerdir. Peygamberlerimiz olmasaydı insanlara doğru yolu gösteren, Allah'ın rızasına yönelik en güzel yolu gösterecek başka kimse bulamazdık. Allah'a nasıl ibadet edilecek, nasıl kulluk yapacağız onu bilemezdik. Dolayısıyla
kitabın gelmesi, şeriatın ne ölçüler taşıdığı peygamberler olmaksızın bilinmez ve uygulamada mümkün olmazdı. Onlar sadece kitap getirmediler, canlı olarak o kitabı hayatlarında yaşadılar. Yani canlı kitap oldular. Evet, yaşayan kitap. İşi sadece sözle bırakmadılar, en güzel şekilde uyguladılar. Evet. Peygamberlerin gönderiliş gayesi işte bu anlattıklarımızın çerçevesi içerisinde onlar insanları Allah'a davet ettiler. Emri bil maruf nehyanil münkeri en güzel usul ve üslupla insanlara tebliğ ettiler. İnsanlar doğru yolu peygamberlerin anlattığı ve yaşadığı çizgi üzere görmüş oldular. İnsanların ahirete yönlenmesine peygamberi bir mesaj sayesinde ulaşıldı. Peygamberlerin davetlerinin temel özellikleri bu ölçüler içerisinde Rabbani'dir, tevhidi ölçülere uygun nebevi bir çağrıyı içerir. Kavimlerinin diliyle peygamberler dini anlatırlar. Hedefleri ve gayeleri açıktır. Anlaşılmaz şekilde veya karmaşık görüşler içermez. İnsanları net olarak Hakk'a davet ederler. İman edenler dünyaları da güzel bir şekilde yaşarlar. Etmeyenler de Allah'a ve Resulüne isyan etmenin dünyada zilletini çektikleri gibi ahirette de peygamberlerimize inanmayan kimselerin azaptan kurtulmayacağını hepimiz biliriz. Peygamberler ithal kurtarıcılar değildirler. Toplumların kendi içlerinden çıkan reislerdir. Kur'an-ı Kerim bunu ve ila adin ehahum huda ve ila semude ehahum saliha gibi ayetlerle biz Hud kavmine kardeşleri Ad'ı gönderdik. Semud kavmine kardeşleri Salih'i gönderdik gibi ifade eder. Kardeşleri tabiri tabi din kardeşliği anlamında değil, bir ırk, bir soy, bir nesil, kendi içlerinden çıkan akrabalarını, yaşayış tarzını bildikleri içlerinden bir insan anlamında kullanılır. Dolayısıyla bütün peygamberler toplumların hayatını bildikleri, kendi içlerinde yetişen, akrabalık yönüyle yakınları olan, kendi kavimlerinden olan bir şahsiyettirler. Yani ithal ve toplumu tanımayan örfü adeti, insanların yaklaşım tarzını bilmeyen kimseler değildir. Evet, peygamberlere iki şekilde tavır takınılır. Kur'an'ın belirttiği, bize anlattığı tarz olarak. Bir, peygamberlerin emanet olması hasebiyle emanete ihanet etme, peygamberleri öldürmeye kadar giden onların yoluna ters bir tavır takınma. İkincisi de peygamberlere tabi olma, onların mirasına sahip çıkmak, peygamberlerin mesajını peygamberlerden sonra da insanlara yaymaya çalışmak olarak. Kur'an estağfirullah la tehunullaha ver rasule ve tehunu emanatikum der. Yani Allah'a ve Resulüne ihanet etmeyin. Aranızdaki emanetlere de ihanet etmiş olursunuz. Allah emanete ihaneti bir iman dışı nifak özelliği olarak anlamamız açısından emanetlere ihanet etmeme konusunu Allah'a ve Resulüne ihanet etmemekle birlikte
ele alır. Yani Allah'ın emanetleri vardır. O emanetlerden biri de nübüvvettir. Peygamberlere hainlik yapan Allah'a hainlik yapmış olur ve diğer emanetlere de ihanet edebilir. Enfal suresi 27. ayetten anladığımıza göre. O yüzden peygamberlerin yolu, onların getirdikleri sünnetleri toplum açısından en korunması gereken emanetlerin başında gelir. Bize biri emanet verse, o emanete riayet etmemiş olsak, sahip çıkmasak, nasıl bir münafık alametine sahip olursak, ondan daha beteri, peygamberlerin bize miras gibi bıraktıkları o kutsal emanetleri, Kur'an-ı Kerim'i, İslam devletini, Allah'ın hakimiyetini, İslami bir yapıyı, sistemi emanet olarak hepimizin kuşanması ve onları yeniden ihya etmesi gerekir. Peygamberlerin sıfatları bütün ona bağlı olan insanların da uyması gereken sıfatlardır. Hepinizin bildiği gibi peygamberler sıdk, emanet, fetanet, ısmet ve tebliğ sıfatlarına sahiptir. Müminler de aynı şekilde bu özelliklere sahip olmaya bütün güçlerini kullanarak gayret etmelidirler. Yani onlar da doğru olmalı, emanetlere sahip çıkmalı, toplumda akıllarını Kur'an'a teslim olarak, kitaba teslim olarak göstermeleri, büyük günahlardan, şirkten sakınan ismet sahibi olup Allah'ın dinini insanlara tebliğ etmeleri gerekir. Bütün bu özellikler peygamberlerin yoluna sahip olan insanların da özelliği olmalıdır. Evet, peygamberlere varis olmak Kur'an'da bize tavsiye edilen bir husustur. Peygamberler mal mülk bırakmazlar. Onlar sünnet dediğimiz kitabın hayata geçirilme usulünü, yöntemini bize bırakırlar. İşte biz de onların bıraktığı kitaba ve sünnete dört elle sarılmamız ve o kitaba varis olan küçük bir Muhammed olmaya gayret etmemiz gerekir. Küçük bir Muhammed olmak dedik, Muhammed Aleyhisselam'ın sünnetine, yoluna sahip olanlara toplum Mehmetçik, Muhammedçik demiş ve onun izini takip etme, ona benzeme, ona özenme gayretini bu ifadeyle belirtmiştir. İkinci yol, peygamberleri öldürmeye kadar kalkan, işte emanete ihanet eden bu yolun İsrailoğulları seviyesizliğindeki en feci özelliği belirtilir. Birinci yol bu. İkinci yol, peygamberleri örnek almak, onların mesajlarını topluma duyurmaya gayretinde bulunmak. اَلَّذ۪ينَ يُبَلِّغُونَ رِسَالَاتِ اللّٰهِ وَيَخْشَوْنَهُ وَلَا يَخْشَوْنَ اَحَدًا اِلَّا اللّٰهِ buyurur Kur'an. Onlar ki peygamberlerin risaletlerini, peygamberlerin insanlara duyurduğu, tebliğ ettiği hakikatleri tebliğ ederler. Ve Allah'tan başka hiçbir varlıktan, hiçbir şahıstan korkmazlar. Sadece Allah korkusuna sahiptirler. Bu özellikleri Kur'an-ı Kerim peygamberlere iman sadedinde vurgular. Peygamberlere iman, onlara itaat etmek içindir. Onların yolunu sürdürmek, güncel hayatta nebevi usulü tatbik etmek, o metottan, o usulden, kitabı hayata geçiren o yaklaşımdan uzak olmamak, nebilere, peygamberlere iman etmenin zaruri bir göstergesi olarak vurgulanır.
Her namazımızda günde 40 defa Fatiha suresinde peygamberlerin yolunu takip edeceğimize dair Allah'a söz veriyoruz. İhdinas sıratal müstakim, bizi sırat-ı müstakime yönelt diye Allah'a yalvarıyoruz. Allah da sırat-ı müstakimin nerede olduğunu En'am suresinde ifade ediyor. Öyle bir yol ki peygamberlerin, sıddıkların, şehitlerin ve salihlerin yolu sırat-ı müstakimdir deniyor. Dolayısıyla biz peygamberleri örnek almaya, onların yolundan gitmeye her namazımızda Allah'a söz vererek onların örnekliğini, önderliğini, lider ve rehberliğini izinden gideceğimiz şahsiyetlerin konumunu belirtmiş oluyoruz. Buna rağmen onlara ihanet eder gibi onların düşmanlarına önderlik vasfı verir, onların arkasından gidersek sözümüzde durmayan ve peygamberlerin yoluna ihanet eden konumda olmuş oluruz. Rabbimiz peygambere uymayan hiçbir şahsı önder, lider, rehber kabul etmeyen, gerçek anlamda peygamberleri örnek alıp onların yolunu takip eden, dolayısıyla rehberlik ve önderlik konusunda ancak Allah'ın seçtiği insanların izinden gitmeye kalkan, onlara benzemeye çalışan şuurlu muvahhid müminlerden eylesin hepimizi. Subhaneke Allahümme ve bihamdik, eşhedü en la ilahe illa ent, estağfirüke ve etûbü ileyk ve ahiru davana en elhamdülillahi rabbil alemin.